Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Bugün işlediğimiz harflerin telaffuzlarını inşallah kısaca seslendirelim. İstifadeli olması dileğiyle. Bugün 2, 4, 6 tane harfimizi telaffuz etmiş olduk. Bunlardan 4 tanesi ince harflerimiz. 2 tanesi de istila harflerimizden biliyorsunuz. Öncelikle sıralamaya riayet ederek harflerimizi harekeli, sakin ve şeddeli olarak telaffuz edeceğiz. Hemze ile başlıyoruz. Hemze, cehir sıfatı var dedik. Sakin haldeyken şiddet sıfatı var dedik. E, i, ı. Bakın bu damme pozisyonunda dudaklarımızın öne gitmesi önemli dudak talimi açısından. E, i, ı. Tabii doğal haliyle. Abartmaya gerek yok. Cezim hali e i ü bakın ne yapmıyoruz? Sektirmeyi yapmıyoruz. E i ü ü gibi bir sektirme ve e i çok fazla abartmıyoruz. Ses kesilecek. Sonrasında herhangi bir alamet olmayacak. E i ü e i e ü e. Bakın burada dammeden fethaya geçiş var. Üçüncü aşamada. Ü, bakın. Ü de harekeli kısımda dammedeyim. Dudağım önde damme pozisyonda. Sonrasında dudağımı geri çekiyorum. Nötr hale geliyorum ve fethayı yapıyorum. Ü, e. Ü, e. Bunu B harfinde gösterelim. Bu burada biraz tam net olmuyor. Mesela B'nin dammeden fethaya geçişine. Üp, B. Üp, B. Yani dammede öndeyim. Hemzenin dammesinde öndeyim. B'ye bastığımda nötr halde ve ikinci B'yi feth haline gerideyken çıkarıyorum. Üp B. Üp B şeklinde. Devam ediyoruz H harfiyle. H. Bakın gayet rahat. Sıkma yok. Herhangi bir müdahale yok. H. Hi. Hü. Eh. İh. Üh. Eh he, ih he, üh he. Rahat yani. Eh, ih gibi bir şeyler çıkarmaya gerek yok arkadaşlar. Eh, ih, üh. Eh he, ih he, üh he şeklinde. Geldik vasatul halk olan ha ve ayn harflerine. Ha, hi, hu, eh, İh, üh. Bakın şurası oynuyor. Bakın görüyor musunuz? Eh, ih, üh. Eh, ha. İh, ha. Üh, ha. Üh, ha. Bakın. Dammeden fethaya nötr. Üh, ha. Üh, ha. Şeklinde. A, i, ü. A, i, ü. U değil bakın. U değil. Yine hafif ü'ye meyilli. A, i, ü. A, i, ü. Akıtıyorum. Hemen hızlı değil. A, i, ü değil. A, i, ü. A, i, ü. Bakın. E, yani o geçişi yavaş yapıyorum böyle esnek. E, i, ü, şeklinde. Sonrasındaki ednel halk dediğimiz boğazımızın ağzımıza en yakın yerinden çıkan iki tane istila harfimiz ha ve ga şeklinde. Ne dedik? Bunları telaffuz ederken ağzımızı normalden bir tık daha açıyoruz. Ha. Mesela bunu he he yaparken ne yapıyorduk? Doğal haline. He. Yine diğerinde de doğal ama bir tık daha fazla. He. Ho. He. Ho. Aradaki farkı görmeniz açısından. Ho. Hi. Ne dedik? Esrede harfin kalınlığı, harekenin inceliği. Ho. Hi. Hu. Ho. Ho. Bakın boğazımızı temizliyormuşçasına. Ho. Hı, hu, eh, bakın, eh,
İh, üh, ehha, ehha, ihha, ühha. Hafiften böyle küçük dilimiz oynuyor. Ama doğrudan küçük dilimize değil, daha geride. Boğazımızın iki duvarının birbirine teması. Ehha, ihha, ühha. Geldik gayn harfine. Yine bu da istila harfimiz. Ve bu harflerimizin buraya kadar hemze dışında sonrasındaki 1, 2, 3, 4, 5 harfimizde sakin harflerinde arkadaşlar ayında beyniye var. Diğerlerinde nedir? Rıhve sıfatı var. Yani akıtacağız. Harf akacak. Tek bir celsede çıkmayacak. Gay'ın telaffuzuna geldik. Ga, gay, gu, ga. Bakın. Ga. Ağzım açılması gerekiyor. Gı harfin kalınlığı, harekenin inceliği. Gu tam bir U sesiyle. Gı, gı, gu. El, il, ül, elga, ilga, ülga. Elga, ilga, ülga. O teması hafif de olsa hissedeceğiz arkadaşlar. Çok değil. Elg, elg, elg. Bu kadar değil. Elga geride. Boğazın tam kesişim noktasında. Yani yutak noktasında. Elga, ilga, ülga şeklinde bu harflerin telaffuzunu yapıyoruz arkadaşlar. İstilada ağzımız bir tık daha açık olacak. Ondan sonra hemzenin sakin halinde sıçrama yapmayacağız. E, i, ü, e, e, i, e, ü, e. Hemzede problem olan arkadaşımız özellikle dikkat etsin buraya. Ayındaki hemzenin sakinde e değil de e gibi bir şey yapıyor. Orada mahreç tam kilitlenmiyor çünkü. Yukarı doğru mahreç arası bir geçiş yapılıyor. Ayının mahrecine geliniyor. Orada hemzenin mahrecinden ayrılmıyoruz. Mahreç tam kilitlenecek. E, i, ü budur. E, i değil. E, i, ü. Sanki böyle set varmış gibi. Tık tık. Burada ses kesilecek. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Kaydınızı da inşallah düzeltme işlemini yaptıktan sonra yine Telegram'dan buradan paylaşacağım. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Allah'a emanet olun.